Başkanım, şimdi Millet İttifakı olarak bu ittifakın içinde net olarak görünmese de HDP de yer aldı. HDP'nin PKK ile olan iletişimini hepimiz görüyoruz. Kongrelerinde Abdullah Öcalan'ın bayraklarını asıyorlar. Abdullah Öcalan'ın ve PKK'nın PKK'nın açık ve net bir şekilde siyasi bir ayağı gibi davranıyorlar. Eş başkanı şu anda cezaevinde Selahattin Demirtaş. Sizin de onunla ilgili bir mağduriyet olduğunu sürekli altını çiziyorsunuz. Hatta eşiniz de en son bir kitap tanıtımına organizasyonuna katıldı. Yani görünen tablo şu. Ekrem İmamoğlu, Selahattin Demirtaş'ın bir mağduriyet yaşadığını, cezaevinde olmaması gerektiğini ve bu mağduriyetin yanında olarak biz sizi görüyoruz. Ama diğer taraftan baktığımızda Selahattin Demirtaş, HDP'nin eş başkanı, HDP'de PKK ile işbirliği içinde. PKK'dan hepimiz nefret ediyoruz, terörden hepimiz nefret ediyoruz. Bu bir çelişki değil midir sizin şu anki bu durumunuz? Bence siz yargısız infaz yaptınız. Şu anda on binlerce, yüz binlerce HDP'li vatandaşı terörist ilan ettiniz. Yani HDP'ye oy vermiş milyonlarca insanı terörist ilan ettiniz. Benim öyle bir hakkım yok. Sizin varsa ben bilemem. Bu şehrin ve bu ülkenin milyonlarca HDP'li vatandaşını hiç kimsenin terörist ilan etme hakkı yok. Peki HDP'yi PKK'ya… Ama müsaade ederseniz evet. bak, müsaade ederseniz. Evet. HDP e, bir parti bu ülkede. Kapanacaksa bu ülkenin yargı sistemi var. Nasıl bir gecede evet. bir gazeteciyi tutukluyorlarsa evet. onu yapmasınlar, yargılasınlar. Demirtaş içeride yatıyorsa suçunu açıklasınlar, sonucunu bildirsinler. Kaç yıl oldu içeride, böyle bir tutuklama olmaz. Ya da bir başkası terör suçu işliyorsa onu da yargılasınlar cezasını çeksin. Benim buna itirazım var mı? Yok. PKK terör örgütü başka terör örgütlerine ne dün başka terör örgütlerine yakın olanlar gibi evet. yakın değiliz. Asla olmayız. Şiddetle reddediyoruz. O bakımdan biz ülkenin siyasi kurumlarına saygı duyan kimlikleriz. Bugün Türkiye'nin HDP siyasi partisi bu konuda tedbir alması gereken birisi varsa o da bu ülkenin hükümeti. Yani ben diyorsun, değilim. diyorsunuz ki HDP suç işliyorsa milletvekilleriyle birlikte bu, bu ülkenin edilsin, bu, bu ülkenin tespit edilsin yani cezası yapılsın, neyse kesilsin. Gereği eğer mecliste bunlar hala duruyorsa ha, bakın mecliste o benim haddime değil. He. Bu ülkenin hukuk sistemi var. Hukuk sistemi işletilsin, doğru dürüst işletilsin. E, kimseye hukuksuzluk yapılmasın, gazeteci arkadaşlara yapıldığı gibi suçu varsa tespit edilir, cezası verilir. Ne ama siz yargı sizin fazla yapmayın lütfen. Evet. E, teşekkür ederim bu açıklamadan dolayı.